Selamünaleyküm. Sevgili kardeşlerim, bugün Ramazan ayında yapılacak tesbihatlarla ilgili bilgi vermek istiyoruz Allah'ın izniyle. Ramazan ayının başı rahmet, ortası marifet ve sonu günahlardan kurtuluş olarak nitelendirilmiş ve üçe ayrılmış. Birinci ve onuncu günleri arası, 11 ve 20. günleri arası ve 21 ve 30. günleri arası marifet, rahmet ve kurtuluş olarak bölümlere ayrılmış. Deniyor ki Ramazan ayının birinci ve onuncu günleri arasında bol bol Ya Rahman tesbihatı yapalım. Yani iman edenlerin rahmetlisidir. Rahman Allah-u Teala'nın sıfatlarından bizim büyük esma vefkinde hemen Allah-u Teala'nın isminin yanında bulunan ve sonra Rahman ve Rahim olarak devam eden en büyük sıfatlarından bir tanesi. Birinci ve onuncu günü arasında Ya Rahman tesbihatına devam edelim. 11. ve 20. günler arasında bağışlanmak isteği ve arzusuyla Gaffarul Zünub, Ya Gaffarul Zünub, Ya Gaffarul Zünub tesbihatıyla birlikte kalbimizi arındırmak ve temizlemek niyetiyle ve günahlarımızın bağışlama beklentisi ve temennisiyle birlikte Rabbimize sığınalım ve bu zikre sarılalım sevgili kardeşler. Ramazan ayının 21. ve 30. günleri arasında da ki burası boyunların kurtarıldığı, insanların kurtuluşa ermek üzere Rablerine yöneldikleri dönem olarak nitelendiriliyor. Ya Atikul Rikab, Ya Atikul Rikab, Ya Atikul Rikab tesbihatına devam etmemiz öneriliyor, salık veriliyor. Burada Allah'ım affedicisin, affı seversin, bizleri de affeyle tesbihatıyla birlikte Allahümme enneke afivun, tövbül affe ve fafi anna tesbihatına devam etmemiz, arınmamız yönünde Rabbimizin gafur ve rahim sıfatlarıyla arınmamız, kalbimizin temizlenmesi ve günahlarımızın bağışlanması niyetiyle devam edebileceğimiz tesbihatlar sevgili kardeşlerim. Tövbeyi çokça çekmemiz, tövbe istiğfurda çokça olmamız, biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam Efendimiz her gün estağfurullah tesbihatı vardı ve bırakmadan buna devam ederdi. Peygamber olduğu halde, günahlardan münezzeh olduğu halde devam ederken bizim tövbe ve istiğfara Ramazan ayı boyunca devam etmemizde çok büyük fayda var. Her gün 100 kere Subhanallah ve bihamdihi kesinlikle bırakmamamız lazım. Hem Ramazan hem Ramazan'dan sonraki dönem boyunca Subhanallah ve bihamdihi tesbihine devam etmemiz, hamdle yolumuza devam etmemiz, yolumuzda ilerlememiz tavsiye edilir. Ve kimsenin hataları deniz köpüğü kadar olsa dökülür şeklinde Subhanallah ve bihamdihi'nin faydası konusunda bize örnekler veriliyor kardeşlerim. Günahlardan korunmaya güç yetirmek üzere ve taate kuvvet bulmak maksadıyla La havle ve la kuvvete illa billah sürekli devam etmemiz gereken zikirlerden birisi. La havle ve la kuvvete illa billah. Allah-u Teala'nın tevfik ve yardımıyla bizim güç ve kuvvete ulaşmamız ve günahlardan korunmamız niyetiyle yapacağımız tesbihatların en kuvvetlilerinden bir tanesi. Subhanallah ve bihamdi ve subhanallahil azim. Yine Allah'a hamd ve tesbih ederim. Büyük, yüce Rabbimi tesbih ederim manasına gelir. Tesbihatta olduğumuzun ve subhanallah şeklinde Rabbimize yöneldiğimizin ve hamd içinde olduğumuzun en büyük göstergelerinden bir tanesi sevgili kardeşlerim. Buna da ekleyerek Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber şeklinde Rabbimize yöneldiğimiz ve Rabbimizin eksik sıfatlardan beri olduğunu ve hamdimizin Rabbimize, Allah'ımıza olduğunu ve Allah'tan başka ilah olmadığını ve Allah'ın en yüce olduğunun tesbihatıdır ki bize vahdet yolunda da Rabbimizle birleşme yolunda, ilerleme yolunda bize verdiği en büyük anahtarlardan birisidir. Ve şiddetle
tavsiye edilir ki muhakkak tesbihatınızda bulunsun. Özellikle Ramazan'daki bu, Ramazan ayındaki bu güzel dönemde ve daha sonraki dönemlerde de ilerlenmesi gereken tesbihatlardan bir tanesi. Bu arada Subhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber tesbihatımız zaten namaz boyunca dönmesi gereken tesbihatlar. Tesbihatın akabine Hasbinallah ve Nimel Vekil, bize güç kuvvet veren ve Rabbimizin bize yettiğini ve en güzel vekil olduğunu istediğimiz ve arzuladığımız ve ispatına dönük yaptığımız zikir. Bu da kalbimizi çok çok kuvvetlendirir ve şeytana karşı, deccale karşı yürüyüşümüzde çok büyük güç ve kuvvet veren tesbihat. Sevgili kardeşlerim, zikrin en faziletlisi tabii ki La İlahe İllallah. La İlahe İllallah'ı sürekli kalbi olarak sesle ya da sessizce de buyuruyorlar. La İlahe İllallah'ı çekebildiğimiz kadar çekmemiz bizim kalbimizin dört odasının açılması, aynı zamanda kalbimizin ilme ve sırra açılması manasında bizlere çok büyük güç ve kuvvet veren tesbihattır. Şüphesiz ki bu tesbihatla birlikte hem bizim o anki amacımıza, maksadımıza ulaşmamız üzere uygun olan 99 esmadan bir ya da ikisi ya da iyi bir hesap metoduyla isim bize verilmiş olan isim ve anne ismimize dayalı olarak hesaplanan esmalardan iki tanesini çekmemiz de yine bize çok büyük güç kuvvet vermekte ve bizim manevi ruhsal enerjimizin artması ve bugünkü tabirle frekansımızın yükselmesi manasında çok büyük güç vermektedir. Bu esmalarla ilgili Ramazan boyunca da olabilir. 99 tane esmanın her birisinin de çekilmesini de tavsiye ediyoruz. 99 esmayı ezberleyin. Cennet kapılarının onlara açık olacağıyla ilgili de pek çok hadis var. Bu konuda esmalara da eğilmenizi de tavsiye ediyorum sevgili arkadaşlar. Celcelütiye'den bir iki tane pratik bent vermek istiyorum. İstek ve hacetlerle ilgili. Celcelütiye duası da aleyhissalatü vesselama hediye edilmiş. Cebrail aleyhisselam tarafından kalbine konmuş. Sonra Hazreti Ali'ye Peygamber Efendimiz tarafından yazdırılmış çok kuvvetli bir dua, bir kaside, bir divan olarak da değerlendirebiliriz. Ve Celcelütiye'nin pek çok kuvvetli, kudretli yönü var. Bunun içinde birkaç tane bölüm sizler için seçmeye çalıştık ki istek ve hacetler için Tebelli nihasti ve kulli maribi bi hakkı hurufin bilhica tecemmel. Manası, bütün toplanmış harfler ve hecelerin hakkı ve benim varmak istediğim yere ve hacetimi alacağım yere kadar beni ulaştır ve hacetimi ver ya Rabbi duasıdır. Çok kuvvetli bir duadır. Eski alimler, büyük alimler tarafından bizlere, efendime söyleyeyim, hediye edilmiş ve kullanıldığında da tatbik edilmiş efendim ve karşılığının da alındığı görülmüş pek çok defalar test edilmiş dualardır. Bizzat benim uzun zaman boyunca uyguladığım ve bereket ve kazanç kapılarının açılması konusunda sizlere tavsiye edebileceğim bir bent daha var ki ve barik lana Allahumma fi cem'i kesbina ve hulle ukudu surri bi ya yuhin irtahat. Bendi bütün kazancımı bereketle taçlandır Allah'ım ve Fettah ismi hakkıyla düğümleri çöz ki rahata erelim bendidir. Bir kısacık daha düşmana karşı galip gelmek niyetiyle okuyabileceğiniz
Vasmin vebkim sümmeami adıvana vahri sümya zelcelali bi havseme. Düşmanlarımızın kulaklarını ve gözlerini ve ağızlarını perdele. Ya Zülcelal, basir hakkıyla onları sustur duasıdır. Sevgili kardeşlerim, bunları da notlarınız arasında lütfen bulundurun. Acizane kardeşinizden bir tavsiye. Hayırlı günler. Rabbim afiyetler versin inşallah.